Volkan. Buyurun komiserim. Sen Türkçe biliyorsun değil mi? Evet. Hı. Burada ne yazıyor Volkan? İspat edilen suçlu. Ha. O isnat olmasın. Olsun. Ha, bence de. Yağmur'la tanışmışsınız. Hı. Komşu olmuşsunuz ve söylemiyorsun. Muhabbet edecek fırsat olmuyor ki. Dün Naim'in peşindeydiniz, bugün hala Ekrem'in peşindesiniz. Zaten benim yaptığım işi de ciddiye almıyorsunuz. Hızınıza yetişip böyle faydalı olmaya çalışıyorum. Tatlı bir tesadüf olmuş. Eşiniz çok tatlı bir kadın. Onunla arkadaş olmak bana iyi gelecek. Hayret. İlk defa biri eski eşin demedi. Erkekler boşandıkları kadınlardan eski eşim diye söz etmezler. Yani sonuçta bir kere krallığın içinde bulundu ya, o hala krallığın bir parçası. Kadınlar eski eşimler. Zaten Yağmur da sizden öyle bahsetti. Ya bir şey diyeceğim. Biz bu sizli bizli muhabbeti geçebiliriz. Yani bana sen diyebilirsin. Sonuçta senin amirin değilim ve Yüksel amirin dediği gibi yani sen paraşüt Ankara. Biliyorum beni ciddiye almıyorsunuz. Yaptığım işi gereksiz buluyorsunuz. Yani sonuçta siz el yordamıyla iş yapmaya alışıksınız. Bak hala sizli bizli konuşuyorsun. Aa, yok yani siz derken ben Barca ve senden bahsediyordum. Şimdi o konuyla alakalı anlaşalım. Barca ve ben aynı kümede değiliz. Ve uzun zamandır o kümeler kesişmedi. Akademide can ciğerdiniz ama. Efendim? Yani akademide can ciğer misiniz? Yüksel Amir öyle söyledi. Bir yere kadar öyleydi. Ahsen'e kadar olabilir mi? Ahsen dediğimi yanlış söylemedim. Hı hı. Niye bu kadar bozuldun? Yanlış bir şey mi söyledin? Yok, hayır. Sadece ne alaka onu anlamadım. İkinizin ortak yakını? Bu yüzüğün sahibi olduğunu düşündüğünüz kişi? Ya kusura bakma, benim işim bu. Yani böyle ikiniz birden sorunca ortada duygusal bir bağ olduğunu anlamam pek zor olmadı. Şimdi öncelikle... Barca gibi ben burada senin gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Benim hakkımda da çatışıyorsunuz yani. Yok. Yani o kadar gündemimizde değilsin. Sadece şu konuyla alakalı bir açıklık getirmek istiyorum. Barca ile ben her konuyla alakalı didişiriz, çatışırız. Önemli değil. Çünkü günün sonunda Barca dünyada tanıdığım en mert adamdır. O yüzden ben ağzımı geleni söylerim. Ama asla ve asla hakkını yedirtmem. Karmaşık bir ilişki. Öyle. Şimdi senin buradaki varlığınla alakalı konuya gelirsek... Sonuçta ben akademiden sonra Amerika'ya gittim. Ve orada bu eğitimin kralını gördüm. Ve yani bu tekniğin işe yaradığını gördüm ama aynı zamanda sınırların olduğunu da gördüm yani... Bir yerde bir durmak lazım. O yüzden böyle ikili ilişkilerde duygusal manipülasyon pek işe yaramıyor. Öncelikle sizli sistemden senli sisteme geçen ben değilim. Ayrıca burada ikili bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Burada toplu bir ilişki var. O yüzden bence biz toplu konumuza geri dönelim. Ekrem. Bence de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.